Sözlü iletişim, ses ve dil ile oluşan söylemler, kavramlar, anlamlar ve mesajlar bütünü olarak insanın çevresini oluşturan tüm ögelerle iletişimini düzenlemede etkin bir rol oynar. Sözlü iletişim, insanların birbirine ve çevrelerine sözel yollarla nasıl, neden, nerede ve hangi şekilde bağlandığı sorularına cevap bulmaya çalışır. Bu sorulara cevap ararken de sadece dile odaklanmaz. İletişim bilimleri alanı ve dil bilimi arasında bir köprü niteliği görür. Ayrıca dile ve insan iletişimine etki eden kültür ve toplumsal bağlam gibi alanları da sözlü kültürle ilişkilendirir. Birey günlük hayatı içerisinde bulunduğu her sözlü eylemle sözlü iletişimin inceleme alanına girer. Sözlü iletişim süreci herhangi bir şekilde var olan sözlü düşünceden başladığı ve yine başka sözlü düşüncede bittiği için bu sürecin objektif ve detaylı bir biçimde incelenmesi gerekir. Bu nedenle bireyin sözlü iletişimi alan olarak anlaması ya da en azından ana hatlarıyla sözlü iletişim özelliklerini bilmesi önemlidir. Bu konuyla ilgili karşılaşılacak anahtar kavramlar şunlardır: dil, sözel dil, anlam, anlam biçimleri, artikülasyon ve sözlü iletişim süreci. Bu programı izledikten sonra Dil ve sözlü iletişim arasındaki ilişki nasıldır? Artikülasyon nedir? Anlam nedir ve biçimleri nelerdir? Sözel dilin özellikleri nelerdir? Sözlü iletişim süreci nasıl oluşur? Sorularına cevap bulabileceksiniz. Sesin ve dilin oluşturduğu sözlü iletişim biçiminde konuşan ve dinleyen olarak bireyler sürekli iletişim halindedir. Sesin ve dilin iletişim için kullanımı soyut olarak düşünce yapımızı da etkiler. Bunun sebebi ise düşüncenin dil yoluyla oluşmasıdır. Örneğin işitme engellilerin kullandığı işaret dili sessiz olmasına karşın sözlü iletişimde anlamlaşan dil yapılarına uydurulmaya çalışılmıştır. Dil denince akla ilk gelen insanın konuşma dili tabii ki sözlü iletişimle en doğrudan alakalı olan dil kavramıdır. Bunun yanında her türlü iletişimin içerisinde var olması gereken ve sistemler ile kurallar bütününden oluşan bir dil kavramı da akla gelir. Felsefe ve iletişim alanında genel olarak kabul görmüş olan dil kavramı, düşünceyi ifade etmenin her türlü yolu olarak belirtilmiştir. Ünlü dil bilimci Ferdinand de Saussure, dili long ve parol olarak iki form içerisinde incelemiştir. Long kavramı daha çok dilin teknik ve dil bilgisi yönlerini içerirken herkesin biçimsel olarak dilin aynı sözel kullanımıyla ilgilidir. Parol ise insanlar tarafından dilin sosyal hayatta ve sözel iletişimde kullanılması amacıyla yaratılmış kurallarını içerir. Bu bağlamda Long'un dil ile ilgili yapısal kuralları, parolün ise düzenleyici kuralları içerdiği söylenebilir. Sözel iletişimde ise asıl üzerinde durulması gereken parol kavramıdır parol sabit kalmadığı ve kişilerin kullanımlarına göre genişlediği ve geliştiği için iletişimin yapısını da dil üzerinden değiştirir. Dil bilgisi ve uygun kurallar çerçevesinde konuşulan dile yetkin dil ve dilin soysal bağlamında iletişim öğesi olarak kullanımına da performans dili denir. Dilin sosyal yapı içerisinde uygun bir iletişim aracı olarak kullanılması o dilin performans kullanımıyla ilgiliyken yetkin kullanım kişinin dili uygun yapısıyla beraber sosyal bir durum içerisine yerleştirmesi durumudur. Örneğin normal hayatında belirli bir aksan ile konuşan kişinin çalışma ortamında iş arkadaşları ve patronuyla dil bilgisi kurallarına uygun bir sözlü iletişim kurması bu kişinin yetkin bir dil kullanımına sahip olduğunu gösterir. Başka bir deyişle kişi kendi yakınları yanında performans dilini kullanırken profesyonel hayat içerisinde yetkin dili sözel iletişim aracı olarak kullanır. Kişinin seçtiği kelime sayısı ve türü, o kişinin sözlü iletişim kurma biçiminin temelini oluşturur. Kişinin günlük hayatında diğer bireylerle sözlü iletişim sırasında kullandığı kelimeleri, kullanım şeklinin doğruluğuyla ilgili çeşitliliği ve zenginliği, o kişinin iletişim zenginliğiyle doğru orantılıdır. Kişinin dil ve kelime ile ilgili bahsettiğimiz bu tür doğru kullanım çeşitliliği de artikülasyon olarak adlandırılır. Sözlü iletişim içerisinde artikülasyonu etkileyen iki özellikten bahsedilebilir. İlk özellik kelimeleri birlikte nasıl ve hangi çeşitlilikte kullandığımız ve kullanılan kelimelerin birlikte ortaya çıkardığı anlam zenginliğidir. İkinci özellik ise artikülasyonun iletişim sırasında bulunan sosyal durum ile uygunluğudur. Örneğin Türkiye'de söz yoluyla ile iletişim kuran 75 milyona yakın kişi Türkçeyi aynı yapı ve durum içerisinde farklı şekilde kullanabilir. Bu farklı kullanış biçimi her bireyin dili iletişim aracı olarak kullanırken kendisine göre artiküle etmesinden kaynaklanır. İletişim alanında ortaya konulmuş birçok farklı model vardır ve bu modellerin kendi içerisinde tutarlılıkları da bulunur. Harold Laswell'e ait olan Laswell modeli daha çok kitle iletişimini çözümlemek için ortaya konmuş olsa da bu model sözlü iletişim ile daha yakından ilgilidir. Bu model sözlü iletişimin gerçekleşme biçimini daha net bir şekilde ortaya koyar. Buna ek olarak 20. yüzyılın sonlarıyla beraber günümüze kadar geçen süreci düşünürsek sözlü iletişimle ilgili daha belirgin bir model belirlemek mümkündür. Şekilde gördüğünüz modelde yollanmak istenen mesaj dil bilgisi yardımıyla kelime ve ses ile şifrelenir. Karşı tarafa iletilir ve bu değişim süreci sırasında mesaj değişkenlik gösterir. İleti değişim sürecinde anlamlanır ve söyleme dönüşür değişim sürecinden sonraki aşamada ise alıcı kelimeleri deşifre eder ve anlamlandırmaya çalışır. Kelimelerin başarılı bir biçimde anlama dönüştürülmesi, mesajın artık alıcıya tamamen iletilmiş olduğunun kanıtıdır. Anlam dilin, sosyal iletişimin, kişisel iletişimin ve iletişimsel davranışın içerisinde yer alır. Sözlü iletişimde önemli olan ne söylediğimiz değil söylediklerimizle ne anlatmak, neyi anlamlandırmak istediğimizdir. Her sözlü iletişim biçimi kendi içerisinde bir anlam içerir ve bu anlama göre iletişim şekillenir. Sözlü iletişimde belirli bir doğru anlam ve yanlış anlam kalıbı yoktur. Bu doğrultuda sözlü iletişimde iki türlü anlamdan bahsedilebilir. Kalıplaşmış anlam bireyler arası sözlü iletişim sayesinde sosyal anlam içerisinde oluşmuş anlam olarak adlandırılır. Bu durum içerisinde sosyal bağlamla birlikte dilin kullanımının kalıplaşmasıyla sözlü iletişim oluşur. Örneğin herhangi sosyal bir grubun ya da coğrafi bir bölgenin kendi arasında kalıplaşan sözel iletişimde kullandığı ifadeler, o bölgenin bağlı olduğu ülke ve sosyal grubun bağlı olduğu daha büyük sosyal gruplar tarafından anlaşılamayabilir. Stil değiştiren anlam ise kişilerin bulundukları farklı sosyal durum ve toplumsal bağlam içerisinde farklı bir iletişim şekli kullanılmasıyla oluşur. Arkadaş ortamı, aile ortamı, iş ortamı, coğrafi ortam, politik ortam, sosyoekonomik ortam gibi birçok farklı ortamda bulunan birey her birinde aynı yolla sözel iletişim kurmaz. Stil, iletişim kurma biçiminin yanında kişinin karakteristik özelliklerini de belirleyen anlam öğeleri bütünüdür. Kişinin utangaç, açık sözlü, konuşkan ve benzeri gibi karakter özellikleri kişinin sosyal ortamı içerisinde seçtiği stili doğrultusunda belirlenebilir. ses ve dilin birleşerek bireyi hem diğer bireylerle hem de yaşadığı toplumla birbirine bağlayan bir unsur haline gelmesiyle sözlü iletişim oluşur. Dilin sözlü iletişim içerisinde kullanımı long ve parol olarak iki form içerisinde incelenir. Long kavramı daha çok dilin teknik ve dil bilgisi yönlerini içerirken parol ise İnsanlar tarafından dilin sosyal hayatta ve sözel iletişimde kullanılması amacıyla yaratılmış kurallarını içerir. Bu iki grupla ilişkili olarak, dil bilgisi ve uygun kurallar çerçevesinde konuşulan dil, yetkin dil ve dilin sosyal bağlamda iletişim ögesi olarak kullanımı da performans dil olarak adlandırılır. Sözlü iletişim süreci, mesajın gönderen tarafından hazırlanıp yollanması ve alıcının bu iletiyi alarak anlamlandırmasıyla tamamlanır. Sözlü iletişimde anlam kavramı önemli bir etkendir. Anlam, kalıplaşmış ve stil değiştiren anlam olarak iki türe ayrılır. Kalıplaşmış anlam, bireyler arası sözlü iletişim sayesinde sosyal anlam içerisinde oluşmuş anlam olarak adlandırılır. Stil değiştiren anlamsa, kişi bulunduğu ortama göre aldığı ve gönderdiği mesajın farklılığı sonucunda oluşur. Bu programda dil ve sözlü iletişim arasındaki ilişki nasıldır? Artikülasyon nedir? Anlam nedir ve biçimleri nelerdir? Sözel dilin özellikleri nelerdir? Sözlü iletişim süreci nasıl oluşur? Sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Sözlü ve Sözsüz İletişim ders kitabının birinci ünitesinde yer almaktadır.